Merhabalar, TUKAŞ. Şimdi TUKAŞ'a ne dedik daha önce? Uzun zamandır bakıyoruz. Çok mağduru vardı TUKAŞ'ın. Bir kere sevindim yani, birçok mağduru da burada biraz hiç olmazsa nefes aldı. Şimdi bunu logaritmik yaptım mecbur. Bu kanallarda öyle yapıyoruz. Bir alt bantta, yani geçen sefer söyledik ya, düşüyordu işte, kıramadı bir türlü, şu 12.62 kanalının da üstüne atamadı kendini. 1.618'de aslında 0.618'in üstünde bir hızlanması beklenir bir kağıdın çıkınca, ama olmayınca olmuyor, öyle de bir kural yok neticede. Tekrar 0.618 direncini test etmeye gelmiş 11.38'e. Kırarsa artık muhtemelen şuradaki, yani bu düşen, çektim ben onu sonradan bir açı olarak. Onu da kırar ve 12.62'ye doğru umarım artık bir hareket yapar ve hiç olmazsa şu bantta kalmayı başarır diye umuyorum. Yani bu o çok denedi, bir türlü olmadı. Ha, şimdi hareket yukarı, ivme yukarı, onu söyleyeyim yani. Şimdi bir yataya mataya sarıyor, muhtemelen moraller bozdu herkes, ama hani genel profile baktığınız zaman kağıt zaten yukarı doğru gitmeye uğraşıyor. Yani bir yükselen burada akım var. Yani 50 gün takip edilebilir arkadaşlar. 50 gün ortalaması kırıldığı zaman bu kaça geliyor? 10 lira 49'a geliyor. Yani avans da verebilirsiniz. Bir şey demiyorum. Ama aşağı 9.62'ye doğru bir şey olabilir 50 gün kalınca. Ne diyeyim? Öyle bir hareket olabilir 9.60'a doğru, ki orada da çok fazla, yani bu seferinde bu dalgada orada toplandı kağıt. Hemen biraz daha yukarı verdi. Yukarı doğru 11.38, zaten onu söyledik. İş biraz da şeye gidiyor burada. Bir Golden Cross'a da gidiyor yavaş yavaş. Yani çok aşağılarda o kadar çok gün geçirdi ki 200 günün en sonunda boynunu bükmeyi başardı. 50 günde çok yakın birbirine. Tüm ortalamaların üstünde. Yani özel bir formasyon var mı? Yine yok, onu da söyleyeyim. İşte kağıtta hacim de burada biraz arttı tabii, son zamanlarda bir şey oldu. 10 liranın üstüne gelince biraz daha canlanıyor sanki kağıt. O yönden biraz daha iyi. Çok kısaca arkadaşlar için söylüyorum. Şöyle bir trend çizin. Bu trendi takip edin. Yani kar alırım kaçarım tarzı iş yapıyorsanız, mesela onu biraz daha düzeltelim, yataylaştıralım. Şöyle bir trendi takip etmenizde bir sakınca yok. Bu trende uyduğu sürece hedefine doğru gidecektir. O trendi hatta şöyle uzatırsak, bu aslında şeye gelir, şuradaki dibe gelir o trend. Şöyle 3 aşağı 5 yukarı şuradan da hani çizebiliriz. Orada da iş bir sıkışmaya doğru gider. Şeyden değil, hacimden değil tabii, yani onaylı bir sıkışmadan bahsetmiyorum burada. Fakat fiyattan sıkışmaya gider. Dolayısıyla 11-23 kırılımını da Aralık ayının 8'inde 9'unda bekleyebilirsiniz. Hangi tarafı kırarsa o tarafa doğru bir strateji de kurmak mümkün olur. Zaten oraya gelene kadar bakarız gerçi bir daha da. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Unuttuğum başka bir, herhalde bir şey de yoktur. RSI yatay, MACD yatay. RSI yatay ama kendi şeyinde, desteğinde, yani ortalama desteğinde. Çünkü RSI bazen öyle olur. Gelir ortalama desteğine vurur. Tekrar kağıt yukarı gider. RSI'yi de götürür. Tekrar düzeltir. Tekrar ortalamaya vurur. Şu an kötü bir şey gözükmüyor. Bir denge hali gözüküyor. Herkese iyi haftalar dilerim.